Merhaba. Bakın burada. Ekrandaki beyefendinin bir karaciğeri olduğunu görüyoruz. Karaciğerin hemen altındaki buradaki organın adı ise pankreas. Pankreas peritonda ya da batında bulunan karaciğere göre biraz daha geride ve solda yani retroperitonda bulunur. Pankreası özel kılan şeylerden biri kan tedariğidir pankreasımızı biraz büyütüp şuraya kaydırdıktan sonra bu konuda biraz daha detaya girebiliriz pankreas da diğer organlar gibi oksijen açısından zengin arteriyel kanı alır ve oksijen açısından fakir kanı toplar damar sistemine geri verir bu venöz kan yani toplar damar sistemine giden kan bu da arteriyel kan yani atar damar sisteminden gelen kan. Buna ek olarak pankreas bağırsaklardan da kan alır. Onu da şu şekilde çizmeye çalışayım. Evet. Hı -hı. Evet. Ince bağırsak besin açısından zengin kanı pankreastan geçecek şekilde portal venöz sisteme verir. Portal venöz kan akışı diye yazalım şuraya. Hı hı. Besin açısından zengin bu kan, pankreastan geçince bazı hormonların salgılanmasını tetikler. İnsülin ve glukagon gibi hormonlar portal venöz sistemin içine salgılanarak besinlerin geri kalanı ile birlikte karaciğere doğru ilerler. Hormonların öncelikle karaciğere gidiyor olmaları çok iyi bir şeydir. Çünkü etkileri burada vücudun geri kalanından tamı tamına 4 kat fazladır. Tekrar ediyorum. Pankreasın salgıladığı insülin ve glukagonun karaciğerdeki etkisi vücudun geri kalanına göre 4 kat fazladır. Pankreasla ilgili bir başka bilgi. İnsülin ve glukagon rastgele hücrelerde öylesine bulunmazlar. Yani bu iş organize bir şekilde yapılır. Pankreas'ın küçük bir kısmına büyütülmüş şekilde bakacak olursak eğer buna benzeyen bir görüntüyle karşılaşırız. Ortadaki kısımda ada gibi görünen şu hücrelerin başka hücreler tarafından çevrilendiğini görüyorsunuz değil mi? Evet. Dıştaki hücreler mide bağırsak yoluna gidecek olan enzimleri salgılarlar. Şu anda bu hücrelerle ilgili daha fazla detaya girmeyeceğiz. Ortada bulunan şu ada gibi dediğimiz hücrelere ise Langerhans adacıkları adı verilir. Bu aslında hücre adacığı demenin biraz daha havalı bir yolu. Buradaki hücreler son derece düzenlidir. Adacığın ortasında beta hücreleri, dış kısmında ise alfa hücreleri konumlanmıştır. Burada önemli olan beta hücrelerinin insülin Alfa hücrelerinin de glukagon salgıladığını hatırlamanız. Şimdi size beta hücrelerinin kana nasıl insülin salgıladıkları hakkında bilgi vermek istiyorum. Bir dakika isterseniz şuradaki beta hücresini seçelim ve bunu biraz daha yakından inceleyelim ha. Evet. Bu beta hücresi. Ve beta hücreleri insülin depolar. Buraya içinde insülin bulunan bir salgı vezikülü çiziyorum. Birazdan da insülinin buradan nasıl salgılandığından bahsedeceğim. Bu salgı vezikülü vücudumuzdaki diğer salgı vezikülleri gibi ortamda kalsiyum olduğunda içindekileri salgılar. O yüzden buraya bir de kalsiyum reseptörü çiziyorum şimdi. Evet. Bu hücrelere özel olan durumlardan biri de şu. Beta hücrelerinin, potasyumun kolaylaştırılmış difüzyon ile hücre dışına çıkmasına olanak veren, potasyum kanalları vardır. Kısacası, beta hücresini doğal bir şekilde terk ederler demek istiyorum. Potasyum kanalının üzerinde de başka bir reseptör daha bulunur. Bunun ayrıntılarına biraz sonra gireceğim ama şunu hemen belirteyim. Bu reseptör en temel enerji molekülü olan ATP'yi yakalar. Potasyum kanalına ek olarak bir de kalsiyum kanalından bahsetmeliyiz. Çoğu hücrede bu kalsiyum kanalı da depolarizasyon sonucu açılır. Evet, insülinin beta hücresinden nasıl salgılandığını anlatabilmem için sanırım her şey hazır. Öncelikle glukozun bir şekilde hücreye girmesi lazım. Bunun sebebi etrafta çok fazla glukoz olduğunda vücudun bunu depolamak istemesidir ve insülin de bunu yapar. Glukoz hücreye GLUT2 adı verilen glukoz taşıyıcısı aracılığıyla girer. Glukoz hücreye girdiğinde aynen diğer hücrelerde de olduğu gibi glikoliz ya da Krebs döngüsü tarafından gönderilen şeylere parçalandığı süreçlerden geçer. Bunlar meydana geldiğinde de bir sürü ATP molekülü üretilir. ATP'den az önce de bahsetmiştim ve temel enerji formu olduğunu söylemiştim değil mi? ATP bu hücre için önemlidir. Çünkü ATP üretimi arttıkça bu ATP'lerden bazıları potasyum kanalı üzerindeki ATP reseptörüne bağlanır. ATP bu reseptöre bağlandığında kanalı bloke ederek potasyumun hücre dışına çıkmasına engel olur bundan sonra ise potasyum birikmeye başlar birikir birikir ve hücrenin içi dışına göre daha pozitif hale gelir dolayısıyla beta hücresinin zarı depolarize olur bu durum voltajla tetiklenen kalsiyum kanallarını aktive eder kalsiyum hücre içine girmeye başlar kalsiyuma bağlı kalsiyum da hücre içine salgılanır. Yani kısacası hücre içindeki kalsiyum seviyesi hızla artmaya başlar. İnsülin salgı vezikülünün üzerinde bir kalsiyum reseptörü olduğunu hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kalsiyum bu reseptöre bağlandığında vezikül beta hücresinin zarı ile birleşecek ve bu sayede insülin kan dolaşımına salgılanmış olacak. İnsülini hücre dışına bırakan bu son adıma eksositoz adı verildiğini hatırlıyor olabilirsiniz. Ama eğer hatırlamıyorsanız eksositoz bir vezikülün hücre zarı ile birleşip içindekileri hücre dışı ortama bırakmasıdır. Bu durumdaki hücre dışı ortam insülini karaciğere taşıyacak olan portal venöz kandır. Evet insülin bu şekilde salgılanır. Peki ya glukagon o alfa hücrelerinden nasıl salgılanıyor? Hı? Ne yazık ki bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Yani size şu an söyleyebileceğim tek şey glukagon salgılanmasını amino asitlerin tetiklediğidir. Bunun nasıl gerçekleştiği henüz tam olarak bilinmiyor. Ve bence bu soruyu cevaplayacak kişi Nobel ödülünü kazanabilir. 1923'teki Nobel ödülünün Banting ve Best isimli iki bilim insanına insülini keşfettikleri için verildiğini biliyor muydunuz? Nobel ödülünü Benthink ile paylaşan Best, araştırmanın yapıldığı 1921 yılında bir tıp öğrencisiydi. Ve bundan sadece iki sene sonra profesörüyle birlikte bu ödülü paylaşmaya hak kazandı. Düşünsenize, gerçekten muhteşem bir şey değil mi? Evet bunu da bitirdik. Hoşçakalın.